Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkent'te Kariyer programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı ve Kalite Mühendisliği Anabilim Dalı altındaki yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tahir Yavuz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'ndan doktora öğretim üyesi Behzat Bahadır Kentel hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ve Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Barış Keçeci hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Çok kıymetli bilgiler alacağız. 3 ana bilim dalımız var. Tahir Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Teşekkür ederim. Enerji Mühendisliği ana bilim dalı altında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarınız var. Hocam ilk olarak tabii bu programları daha yakından tanımak istiyoruz ama bu alanda eğitime devam etmek, yüksek lisansa devam etmek neden önemlidir? Enerji mühendisliği anlamında neler söylemek istersiniz? Hemen sizden bilgiler alalım. Ve enerji insanlar ilgilendiren temel konular aslında. Evet. Ülkelerin enerji kullanım oranı ülkenin gelişmişle alakalı bir referans aslında baktığımızda. Dolayısıyla ülkenin geleceği kullanılacak enerjiyle alakalı normalde yani. Baktığımızda mesela ülkelerde nüfus artıyor, teknoloji gelişiyor. Evet. Enerji talebi günden güne sürekli artıyor. Çok. Bütün ülkelerin amacı bu enerji talebini zaman içinde karşılayabilmek. Bunun için ne yapıyor ülkeler? İşte mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanmaya çalışıyorlar veya bunun yanında diğer enerji kaynaklarını yeni enerjiler devreye sokarak burada ihtiyaç karşılar normalde. TEDAŞ yaptığı bir araştırma var normalde. Deniyor ki Türkiye'de yıllık enerji talebi artı %78 civarındaymış. Bu karşılama yılda 3500 megawattlı bir yatırım yapması lazım ki bu karşılayabilir. Dolayısıyla bütün ülkeler bu konuda uğraş veriyorlar normalde. Şimdi baktığımızda mesela enerji karşılamak üzere ülkeler daha dediğim gibi normalde yani mevcut enerji sistemlerini verimli yükseltmek veya yeni enerji kaynaklarını devreye sokarak o talep karşılamaya çalışıyorlar normalde baktığımızda. Bu fen bilimlerine bağlı enerji alabilim dalımız. Bu lisans programı fazla yok aslında çünkü genelinde. Ama amaç burada şu, çeşitli mühendislik ve teknoloji fakültesi mezun lisans öğrencileriyle Fenerbahçe Fakültesi'nde mezun teknik dallarda matematik, kimya, biyoloji, fizik gibi lisans mezunlarının enerji çeşitli alanlarında yüksek lisans yapmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmak istedim baktığınızda. Evet, evet. Programımız 2008-2009 yılında faaliyete başlamış test olarak. Normalde zaman içerisinde öğrenci sayımız gerekçeler var aslında. Azalma eğilimi göstermiş normalde. 2024 yılı itibariyle 11 tane tezli programlı öğrencimiz var, eğitim görüyor. Şu ana kadar 25 tane öğrenci mezun etmişiz. Normalde baktığımızda programımıza işte 7 ders alıyor öğrencilerimiz. Seminer yapıyor, bir de tez yapıyor. Dolayısıyla bu şekilde programı kapsıyorlar. Tezsiz programı geldiğimizde dediğim gibi öğrenci sayımız son zaman azalıyor. 5 öğrencim var şu an o daha programda. Daha çok tezli mi tercih ediliyor daha hocam? Daha fazla tezli tercih ediliyor. Evet. Dolayısıyla bunun 11 ders alan öğrencimiz dönem projesi yapıyor normalde. Fakat bu programı 3 yıla tamamı zorunlu var normalde. Hüküm belirlediği kriter doğrultusunda. Dolayısıyla sıkışık bir eğitim görüyor tezli program öğrencilerimiz. Şimdi hocam tabii hem tezli hem tezsiz yüksek lisans programlarıyla aslında farklı seçenekler sunuyorsunuz. Tabii tezli yüksek lisansın bir avantajı doktoraya devam edebilmek, tabii, ilerleyebilmek. Tezsiz programların öyle bir imkanı yok normalde. Evet, o gerekçeyle evet. Tezli programa zamanlama bakımında bayağı müsaade. Tezsiz program geçmişte bunu art niyetli kullanılan olduğu için yok programı sınır koyduğunu tahmin edin normalde. 3 yarı dönem içerisinde 10 ders dönem tamamlaması gerekiyor. Dolayısıyla her dönem en az 4 alması lazım ki bunu tamamlayabilsin. Bu çok süreci tamamlayabilsin evet. Ama çoğu öğrenciniz eminim çalışma hayatına devam eden kişiler hocam. Değil mi? Aynı zamanda da öğrenciliğe devam ediyorlar. Artı bir titre olarak kabul ediliyor normalde. Dolayısıyla bu şekilde eğitim devam ediyor normalde. Evet hocam bilgiler almaya devam edeceğiz. Diğer ana bilim dalımız makine mühendisliği ana bilim dalı. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. Evet tekrar hoş bulduk. Bu alanda da tezli, tezsiz, yüksek lisans ve doktora programlarınız dikkat çekiyor hocam.
Tabii makine mühendisliği yine mühendislik alanında tabii önemli alanlardan bir tanesi. Her birinin tabii ki kendine has önemi var. Makine mühendisliği alanında yüksek lisans yapmak, doktoraya devam etmek. Günümüzde artık sadece akademik kariyer planlayanlar için değil mi? Birçok kişi için de gündeme gelebiliyor. Hocam siz neler söylemek istersiniz önemi hakkında? Tabii ki aslında çok önemli bir noktaya da değindiniz. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim. Makine mühendisliği en temel mühendisliklerden bir tanesidir. Çok geniş bir spektruma sahiptir çalışma alanı olarak. Üretimin olduğu, enerji dönüşümünün olduğu her alanda, her sektörde makine mühendisleri bulunur ve çalışırlar. Evet. Dolayısıyla programımıza gelen öğrenciler de çok farklı sektörlerden gelebiliyorlar. Tabii Ankara'da olmanın getirdiği burada bir avantaj var. Özellikle savunma sanayinin hani çok büyük bir kısmı Ankara'da olduğu için önemli, evet, bir kısmı. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı savunma sanayi sektöründen geliyor veya otomotiv sektörü keza aynı şekilde. Oradan da gelen öğrencilerimiz var. Hani onlar için bu programlar gerçekten büyük bir fırsat. Yüksek lisans programı aslında öğrencilere bir lisans seviyesinde edemedikleri daha fazla beceri kazandırıyor, daha fazla yetkinlik kazandırıyor. Doktora ise sizin de bahsettiğiniz gibi biraz daha akademiye yönelik olarak düşünülse de son zamanlarda özellikle uluslararası firmalar veya daha yüksek ölçekli firmalar doktoralı mühendisler de çalıştırmaya başladılar. Evet. Ve firmalar kendi tanıtımlarını yaptıklarında bu sayıların fazlalığıyla aslında bir anlamda hani kendilerini daha ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Kesinlikle. Çünkü hocam üniversite ve fakülte sayısının da çok olduğunu düşünürsek artık fark yaratmak çok önemli bir konu haline geldi. Doğru söylüyorsunuz. Yani eskiden doktora yapan birisi sadece üniversitelerde çalışır veya akademisyen olur gözüyle bakılırken şu anda doktoralı mühendis sayısı da ciddi oranda arttı. Özellikle az önce bahsettiğim gibi kabrüstü firmalarda rahatlıkla iş sahibi olabiliyorlar. Programları daha yakından tanıyalım tabii, hocam. Yüksek lisans programımız 2006-2007 öğretim yılında açıldı. Doktora programımız 2011-2012 öğretim yılında açıldı. Şu anda yaklaşık 42 öğrencimiz var tezli yüksek lisans programında. 33 öğrencimiz mezun olmuş. Tezsiz yüksek lisans programında ise şu anda 7 öğrencimiz var, 19 öğrencimiz mezun olmuş. Tahir Hocam'ın bahsettiği gibi tezsiz yüksek lisans biraz daha az tercih ediliyor. Doktora programında ise şu andaki kayıtlı öğrenci sayımız 13, 6 öğrencimiz de doktora programından mezun olmuş. Aslında hocam hem ders hem tez süreci, tabii özellikle tezli yüksek lisans ve doktora sürecinde önemli. Burada sizlerin yönlendirmeleri, sizlerin aslında ışık olması çok önemli öğrencileriniz için. Ve bu konuda da önemli çalışmalar yaptığınızı tahmin ediyorum. Tabii nasıl bir çalışma yapacağım, nasıl bir tez yazacağım diye bazı kaygıları olan adaylar olabilir. Bu süreç kolay bir süreç değil. Özellikle de çalışma hayatı devam ediyorsa. Tabii kesinlikle. Zaten belki de yüksek lisans yapmanın, sonrasında doktora yapmanın en önemli kesimi tez yazmaktır. Tez konusunu belirlemek ve o tezi yazabilmek. Evet. Zaten belki de o yüzden doktora programına sadece tezli yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilirler. Tabii biz öğrencileri yönlendirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bir kısmı tabii sektörden geliyor. Bir taraftan çalışırlarken bir taraftan eğitimlerine, yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam ediyorlar. Tez konularını olabildiğince çalışma koşullarına uygun şekilde seçmeye çalışıyoruz. Ya da çalıştıkları alanda bilmiyorum tabii hocam ki, değil çünkü, mi? Çünkü aksi takdirde hani hem çalışırken çalıştığı alanın veya konunun dışında bir tez yapmak hakikaten o öğrenci için büyük bir külfet olabilir. Tabii. Sonuçta hani o işin yarım kalmasını biz istemeyeceğimiz için olabildiğince hani ortak bir şey belirlemeye çalışıyoruz. Tabii burada çalıştığı kurumların da katkısı veya pozitif yaklaşımı her zaman için önemli.
Hocam tabii şunu da söylemek lazım. Tüm ana bilim dallarımız için aslında söylemek doğru olacak. Başkent Üniversitesi'nin yeni mühendislik binası eminim adaylar için de değil mi? Cezbedici oluyordur. Çünkü böyle bir altyapıya sahip olmak alanınız için, alanlarınız için çok kıymetli diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum hocam? Yo, tabii doğru söylüyorsunuz. Yeni binanın getirdiği olanaklar tabii ki çok daha fazla. Hani bu noktada belki şey de söyleyebiliriz. Az önce onu söylemek istemiştim. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı sektörden geldiği için hani çalışan öğrenciler. Bizim yüksek lisans ve doktora programındaki derslerimiz 6-9 arasıdır. Dolayısıyla bu sayede öğrenciler daha rahat derslere katılabiliyorlar. Daha rahat hani devamlılık sağlayabiliyorlar. Yüksek lisans derslerinde ve doktora derslerinde özellikle hani bu devamlılık önemlidir. Çünkü hani lisansa göre çok daha bazı konularda işin teorisine girilir, tabii, anlatılır ve bir dersi kaçırmak bazen hakikaten önemli olabilir. O yüzden hani öğrencilerin de devamlılığını sağlamak adına ders saatlerinin 6-9 arası olması bence çok önemli. Yani onu da 3 ana bilim dalımız için de bunu söyleyebiliyoruz. Kesinlikle. Değil mi Tahir Hocam? Kesinlikle. Çok önemli çünkü çok çalışan önemli. Öğrencilerinizin sayısı hiç az değil. Hı hı. Ve devam edebilmek, hocamın dediği gibi derslere devamlılığın olması, tabii ki sizlere ulaşılabilir olması değil kesinlikle mi hocam? Tabii o saatlerde çok kıymetli onlar için. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Kalite mühendisliğini sizden tabii dinleyeceğiz. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarınız var. Mevcut, doğru. Şimdi kalite deyince tabii biz programlarımızda sıklıkla konuştuğumuz kavramlardan bir tanesi. Evet. Kalite her konuda, her alanda karşımıza çıkıyor. Kalite mühendisliğinde hocam yüksek lisans yapmak, eğitime devam etmek neden önemli? Neler söylemek istersiniz? İsterseniz bir kalitenin tanımıyla başlayalım. Siz de belirttiniz, çok geniş kapsamlı bir kavram. Aslında evet, kullanıldığı bağlama göre de değişiyor tabii ki aldığı anlam. Ama tabii yine de böyle literatürde ve kaynaklarda genel geçer bir takım tanımlar var. Kısaca ondan değinirsek, kabaca kalite dediğimiz zaman yalnızca ürün, hizmet veya süreç değil, kişisel veya bir takım nesnelerin de aslında önem, değer, mükemmellik ve uygunluğu bağlamında bir takım ölçüttür aslında kalite dediğimiz. Bu anlamda tabii hayatın birçok noktasını değiniyor, kapsıyor. Evet. Bu şekilde baktığımızda da kalite mühendisliği tabii bu noktadan gelirsek eğer açıklamamıza, kalite mühendisliğimiz de müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde bir takım ürün ve hizmetlerin güvenli, güvenilir ve en uygun fiyatla aslında geliştirilmesi ve müşterilere sunulmasıdır. Ya da bunu sağlayacak, bunların imkanlarını tesis edecek bir disiplin olarak karşımıza çıkıyor kalite mühendisliği. Günümüzün de ne kadar önemli değil mi hocam konularından bir tanesi? Kesinlikle. Tabii interdisipliner bir disiplin. Yani çok disiplinli, disiplinler arası bir yaklaşım aslında kalite mühendisliği. Bir takım ilkeleri var tabii ki kalite mühendisliğinin. Bunların başında müşteri odaklılık geliyor. Bir diğeri hataları indirgeme veya onları önleme konusu. Bir diğeri veriye dayalı olarak karar verme. Bunu en azından alışkanlık hale getirme. Karar verirken bir analiz sonucu bunu yapabilme. Ve tabii ki sürekli iyileştirme temel ilkelerini oluşturuyor. Kapsam noktasını ve ilgi alanlarına bakacak olursak onlarda da ürün ve süreçlerin veya hizmetlerin tasarım ve geliştirilmesi, bunun yanında üretim süreçlerinin organizasyonu, tabii ki ismiyle müsemma kalite kontrol ve kalite güvence kapsam alanları içerisinde bulunuyor. Temel yöntem ve yani kalite mühendisliğinin ve kalite mühendisliği ana bilim dalındaki derslerin en azından adaylara katmak istediği bir takım yetkinliklerin başında da veya gösterdiği
yöntem ve araçların başında da 6 sigma kavramı geliyor. Bunun yanında Pareto analizi, Kaizen ve tabii ki istatistiksel süreç kontrolü olmazsa olmazlarındandır. Kalite mühendisliği anabilim dalımız 2006 yılından beri öğrenci kabul ediyor. Bu zamana kadar da tezsiz programdan yaklaşık 43 kişi, tezli programdan ise 29 civarında mezun vermişiz. Tabii ki hocalarım da belirttiler, tezli programlarda nispeten görece daha düşük, daha az sayıda ders alıyor öğrencilerimiz. Ama evet, bunun akabinde tez yaparak programdan mezun olmaya çalışıyorlar. Tezsizlerde ise tabii ki süreç biraz farklı. Farklı. Ders sayısı daha fazla. Daha fazla, evet. Ama bunun yanında yine bir dönem projesiyle dönemi kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi ben size de sormak istiyorum. Diğer iki hocama da soracağım bu soruyu. Her alandan hocam başvurulabiliyor mu? Kimler başvurabiliyor? Bu önemli bir soru aslında adaylar için. Kalite mühendisliğinde kimler yüksek lisans evet, yapabilir? Kalite mühendisliği konuşmamın başında da değinmiş olduğum gibi disiplinler arası bir alan. Dolayısıyla hemen hemen her türlü mühendislik fakültesi mezunu başvurabilir. Bunun dışında teknik eğitim ve teknoloji fakülteleri mezunları, onların bölümlerinden mezun olanlar, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri mezunları, turizm fakültelerinin turizm işletmeciliği bölümünden mezun olanlar, eğitim bilimleri, fen edebiyat fakültelerinin fen bilimleri bölümlerinden mezun olanlar, tabii ki iktisadi ve idari bilimler, ticari bilimler ve denizcilik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz rahatlıkla başvurabilirler. Herhangi bir bilimsel hazırlık var mıdır hocam? Yoktur. Dolayısıyla bu alana başlayabiliyorlar. Başlayabilirler. Önemli. Aynen. Çünkü farklı alanlardan da eminim öğrencilerin olması, o iletişimin sağlanması hem öğrenciler hem sizler için hocam çok önemli olsa gerek. Kesinlikle. Çünkü yapılan çalışmalarda da alanlar arasında bağlantılar kurmak hem daha önemli çıktıların oluşmasına hem de iki alana hizmet etmesine olanak vermektedir. Çok önemli. Bu evet, anlamda da önemli tabii ki. Tahir hocam siz neler söylersiniz bu anlamda? Şimdi enerji mühendisliği anabilim dalı altında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarınız var. Aslında enerji de tabii olmazsa olmaz hocam. Enerji ihtiyacımızın da her geçen gün arttığını dile getirdiniz. Evet, evet. Kimler başvurabilir hocam? Şimdi bu bir ara kesme olduğu için o enerji alanı evet, daha doğrusu bütün mühendislik ve tezlik fakültesi bütün bölümler ayrılmaksızın. Artı fen edebiyat fakültesinin teknik dalları var işte. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, lisans mezunları da gelebilir normalde. Enerji dalında yapabiliyor normalde. Dolayısıyla gelecek öğrenci sayısı büyük yelpazeye sahip normalde. Eğitim programı düzenlerken zorunlu ve seçilme ders programı. Bunun amacı şu, bütün öğrencileri enerjinin belli bir alanında sevk edilmek üzere zorunlu destek olmuş programa. O programda doğrusu öğrencilerimiz ders alabiliyor. Artı enerji hareketi olduğu için bütün bölümlerindeki laboratuvar hocaları kullanabilir danışmanlı. Dolayısıyla anabilimiz öyle bir katı yapıyorlar normalde. Bütün alanlardan değil mi hocam? Evet. Ders seçebilirler. Gerek duyulduğunda alabiliyoruz. Da, evet. Yetmiyorsa dışarıdan da eleman görebilir normalde. Eğitim kurulmak için. Hocam birçok tabii öğrenci mezun etmişsiniz. Hı. Baktığınız zaman avantajları neler olacak mezuniyet sonrası? Şimdi şöyle yüksek lisans yapan bir öğrenci şuna kazanıyor benim fikrimce normalde. Bir arge nasıl yapılacağını öğreniyor. Evet. Bilimi nasıl ulaşabileceğini öğreniyor. Evet. Nasıl kullanabileceğini öğreniyor. Artı sonuçta bir rapor yazıyor. Evet. Bunlar çok önemli normalde bir yüksek lisans için. Bunu yapar, tez yazıyorsa böyle, değil tabii, mi hocam? Evet. Tez nasıl yazılır sonuçta? Bunu da öğreniyor öyle veya böyle. Bunun sonucunda öğrenci uzmanlık kazandırıyor. Belli bir alanda meslek alanında yeterli kazanıyor normalde. Elemanlık, farkındalık oluşuyor. Yüksek lisans için, doktora için önü açılmış oluyor. Artı kendi ülkesinin enerji sorunu çözümünde bir katkı yapmış oluyor normalde. Böyle özürle kazanıyoruz. Günümüzün en önemli konularından bir tanesi, programın ilk dakikalarında da altını çizdiniz. Eminim hocam önümüzdeki hep geleceği merak edilir bölümlerin kesinlikle, ya da mesleklerin. Gerçekten önemi gitgide artacak alanlardan bir tanesi diyebiliriz herhalde. Tabii enerji, insanlar ülke geleceğini şekillendiren bir alan aslında baktığınızda. Ne kadar enerjiyle talep karşılayabiliyorsak,
ülkenin geleceği o derecede planlanabilen oldu. Dolayısıyla çok önemli bir parametre öyle veya böyle. Tezli yüksek lisans öğrencileriniz tez süreçlerinde hocam istedikleri konuyu seçebiliyor ve bu konuda çalışabiliyorlar mı? Bu da çok önemli şöyle, bir ayrıntı aslında. O konuda sorun yaşıyoruz normalde bana sorarsanız. Üç şekilde konu belirli. Bir, öğrenci konuyu getirebilir, danışmanı görürse. İki, danışman konuyu getirebilir. Üç, mesela bağır kuruşlarının geleceğini planlaması var. Evet. Hangi alanlarda Ar-Ge ise o alanla incelenir, oradan bir konu seçilebilir normalde. Dolayısıyla burada en büyük sorun bana göre uygun tez konu seçmek. Çok önemli bir konu. Sanayici mesela kendi sorunu çözebileceğine inanmıyor. Üniversite gelmiyor. Dolayısıyla bizler sanayiye ulaşamıyoruz. Uygun tez konu belirlemiyor normalde. Dolayısıyla bu önemli parametre aslında. Tez konu belirlemek. Sanayici inanması lazım. Sorunun hakkı üniversite söyleyebilmesi lazım. Buna göre konularını üniversite taşıması lazım ki oradaki öğrenciler o konuları referans alarak çalışmasını sonuçlaştığını oldu. Dolayısıyla o bir büyük bir sorun aslında. Bu yapılan çalışmalardı değil mi hocam? Evet kesinlikle. Bazı sorunların çözümüne gerçekten bir aynen öyle. Tabii aynen. ki yol olsun. Bu önemli. Bu hı-hı. süreçte tabii sizin destekleriniz, sizin yönlendirmelerinizle de öğrencileriniz bu süreçte ilerliyorlar. Evet, aynen öyle. Ama dediğiniz gibi tabii istenen ne ya da ihtiyaç ne bunların da belirlenmesi kesinlikle, çok kıymetli. Evet, kesinlikle. Behzat Hocam makine mühendisliği anabilim dalı altında tabii yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edecek adaylar için hocam eklemek istediklerinizi alalım. Son mesajlarınız neler olur? Aslında tabii ki pek çok farklı alandan da değil mi hocam hı-hı. yine farklı mühendislik dallarından da öğrencileri kabul ediyorsunuz. Kimler başvuru yapabiliyor hocam bunu da hemen hatırlatalım. Tabii ki hemen hemen. Bütün mühendislik alanlarından programlarımıza başvuru yapabilir öğrenciler. Evet. Zaten çok farklı çalışma gruplarımız mevcut programımızda. Hatta hemen hızlıca sayarsam malzeme kompozit grubu, mekanik grubu, mekatronik robotik grubu, imalat grubu, dinamik sistemler grubu, ısı enerji grubu. Yani bütün bu gruplarda öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Dolayısıyla bu gruplarda çalışabilecek çok farklı mühendislik altyapısı olan öğrenciler başvurabilir. Sadece makine mühendisleri değil, havacılık uzay mühendislik bölümlerinden gelen öğrenciler olabilir. Enerji sistemlerinden gelen, malzeme, meteoroloji mühendisliklerinden gelen öğrenciler olabilir. Mekatronik bölümleri var çeşitli üniversitelerde. Mekatronik mühendisliğinden gelen öğrenciler olabilir. Hatta kimya mühendisliğinden, biyomedikal mühendisliğinden gelen öğrenciler bile programımızda yer alabilirler. Ve tüm ayrıntılar da zannediyorum enstitü sayfasında değil mi hocam? Tabii ki. Kabul için tabii gereken bazı sınavlar var, bazı şartlar var. Tüm güncel verilere buradan ulaşabiliyorlar. Evet, enstitünün web sitesinden. Neler ihtiyaç olduğu yani son haliyle hani adaylar oradan gerekli bilgilere ulaşabilirler. Şimdi Barış Hocam kalite mühendisliği alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarınızı sizden dinledik. Ben hem eklemek istediğiniz son şeyler varsa alalım. Son mesaj ne olur adaylara? Aslında burada evet alan seçecekler ama bir de üniversite seçecekler. Bunu da unutmamaları lazım. İyi bir araştırma yine çok önemli gibi duruyor. Aynı lisans programlarında olduğu gibi. Evet, aslında gelmeden bir motto hazırlamıştım. Bu tam dediğinizle de bağlantı. Belki böyle böylece hani konuşmamızı sonlandırmış oluruz. Ben şöyle diyorum. Başkent Üniversitesi ile kaliteyi inşa et, geleceğini şekillendir. Böyle söyleyebiliriz. Böylece de kalite mühendisi anabilim dalına gelecek, aramıza katılacak öğrencileri de görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız, bizlere zaman ayırdınız. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Başkent'te kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı ve Kalite Mühendisliği Anabilim Dalı altındaki yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı anabilim dallarıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.